Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Soylu. Eğitim setimize devam ediyoruz. Tabii epey bir yol aldık villa modellememizde. Güzel de oldu, çok şık durdu. Şimdi tabii zamanla kaplamayı geçeceğiz. Fakat birkaç tane ufak detaya, birkaç tane daha dokunuş yaptıktan sonra bu kaplama işine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şurada bakın bizim fazlalıklarımız var. Şunlara artık ihtiyacımız yok. Bunları bir silelim. Şunları da bir silelim. Şimdi öncelikle bakın şu bölgenin dış tarafında yeşil çim malzememiz olacak. Bu çim malzememizi yapalım. Bu malzemeyi yapmak için bir tap yönüne geçelim. Şöyle şuradan mesela bu bizim perspektifimiz olarak kalsın. Şurada sol tarafta tap yönümüz. Şurada tap yönüme geçelim. Evet. Şimdi şurayı takip ederek dış tarafa bir çim bölge çizelim. Hemen bunu yapalım. Polyline alalım. Conceptual'dan 3D wireframe'e geçip şuradan polyline'ımızı seçerek şuradan border'ın iç tarafından gidelim. Border'ın iç tarafından şöyle hafif border'ın içine girmesinde bir mahsur yok. Şöyle gelsin. Başladığımız yer şurasıydı zaten. C Enter deyip kapatalım. Şimdi çizdiğimiz bölgeyi bir görün. Çizdiğimiz bölge. Şimdi bakın şurası. Shift ile çevirdiğim zaman kendini arındırıyor zaten sahneden. Şu bölge. Yani dış tarafta çim olacak bütün bölgeleri çizdik. Conceptual'a gelelim. Bakın. Şurası bak yukarıda kalmış. Önemli olan fronttan baktığımızda düz mü? Tamam, çizgi gibi. Çünkü burayı alana atayacağız. Şimdi buraya gelip bir hemen bir layer yapalım. Ve çim alan diyelim. Evet. Ve bunu doğal olarak yeşil bir renge atalım. Şu neydi? Şurası da aslında çim değil. Burası trotuar alanı. Trotuarın rengini yeşil yapmayalım. Gri gibi bir şey yapalım. O yürüme taş falan olacak. Şöyle realistik yaparsak. Evet. Şimdi alıp bunu çim alanına atalım. Çim alan dedik. Güzel yeşile boyandı. Şimdi bunu ne diyeceğiz? Planner diyeceğiz. Tıklayıp nesnem seçili olduğu için direkt zaten bunu planner yaptı. Şimdi güzel, güzel. Buna bir çift tıklayalım. By layer diyelim. By layer diyelim. Layer trotuarda kalmış. Bunu çim alana tekrar atalım. Evet, bunu yeşil bir renge boyadı. Şimdi bunu düzgün bir şekilde şöyle aşağı doğru çekelim. Şimdi şunu planner yaptı ama çizgisini de dışarıda bırakmış. Bu çizgiye ihtiyacımız olur mu? Zannetmiyorum ama yine de şöyle sola çekeceğim. Evet, şu nesnenin hizasını bakıyorum. Şunun da bir hizasına bakayım. Front görünümden. Şu bizim çim alanımız. Pekala. Fena değil. Çim alanımız da oluşmuş gibi görünüyor. Şimdi bunun dış tarafına da çim alan yapalım birkaç tane. Şöyle bir tap yönüme geçelim.
Polyline ile çizelim orayı da. Polyline, evet. Duvarın içinden geçsin. Şu F3'ü kapatalım. Kapalıyım zaten. Dik bir şekilde. Duvarın içinden hareket edelim. Şöyle. Evet. Şu kadar falan çizin arkadaşlar. Bunu göz kararı yapıyorum. Ve burada da C diyelim, kapatalım. Evet. Şöyle bir alan çizmiş olduk yani. Şöyle bir şey. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Öncelikle bu çizgiyi de hemen ne yapıyoruz? Çim. Çim alan olarak atadım. Ve bunu da Surface'ten Planner zaten seçmiş olduğum için direkt olarak aldı. Objeye, bir yüzeye çevirdi. Bunu da tekrar çim alan olarak attım. Böylelikle olayı tamamlamış oldum. Güzel. Bunun ana kaynağını da silelim. Buraya bir çim alan attım. Daha sonra bana lazım olacak.